İstanbul Yenikapı'ya uzanacağız. Yenikapı deyince elbette aklımıza artık yöresel lezzetler ve el ürünleri geliyor. Bu kez Konya günleri düzenlendiği Yenikapı'da Konya'nın lezzetlerini ekranlarınıza getireceğiz. Ersin Güler'in görüntüleri Nilgün Alhanaşçı'nın haberiyle. Pilav üstü kavurması Konya'dan sizin için getirdik. Memleketin nerede olsa toprağın, yani özledik. Biz Konya'ya gitmelerine gerek yok, biz Konya'yı ayaklarınıza getirdik. Ekli ekmek, bamya çorbası, Nasreddin hocası, Mevlana şehri tüm renkleriyle İstanbul'da. İstanbulluları Konya günlerine bekliyoruz. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Çok güzel olmuş. Gidemedik ama burada hallettik işimizi, çok güzel. Neler alacaksınız? Küflü peynir. Yenikapı etkinlik alanına bu kez Konya misafir oldu. Konya hem mutfağı hem de kültürüyle İstanbul'a taşındı. Vallahi biz burada da yiyebilsinler diye Konya'yı ayağınıza getirdik. Konya eşittir etli ekmek demek. Konyalılar etli ekmeklerini de getirdiler. Kurdukları fırında taze taze yapıp fırından çıkan sıcak sıcak etli ekmekleri ikram ediyorlar. 3 çeşit un kullanıyoruz biz, daha çıtır çıtır olsun diye. Kara fırınlarda yapıyoruz. Duman üzerinde çıtır çıtır etli ekmek yiyebilirler. Bamya sevmeyenleri kendine hayran bırakan o çorba da geldi Konya'dan. Bamya çorbasından bahsediyorum. Bakın böyle kazanlarla yapıldı. Seveni çok. O yüzden de her gün Konya günleri boyunca 2 kazan bamya çorbası pişecek burada. Bamya çorbasız düğün olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Hiçbir Konyalı'ya düğün pilavını yediremezsiniz bamya olmazsa. Konya mutfağı zengin bir mutfak. O yüzden de başka yemekler de geldi Konya'dan. Konya düğün yemeklerini getirdik İstanbul'a. Konya'ya has bir pilavdır bu. Düğün pilavımız, kavurması. Konya'nın meşhur düğün kavurması. Konya'da düğün yemekleri adeta bir ziyafet gibi geçiyor. Bakın bu tepsi böyle bir düğün yemeği. 2 çeşit çorbası var, 2 çeşit tatlısı var, pilavlı kavurması var. Sizin favoriniz hangisi? Valla benim favorim bamya çorbası. İzlediniz ama. Sevdiğim bamya. Konya'nın, Akşehir'in küprü peyniri meşhur. Akşehir'den İstanbul'a özellikle küprü peynirimizi Nasreddin hocamızla geldik. Konya günleri Nasreddin hocasız düşünülemezdi. O da yerini aldı burada, gelenleri karşılıyor. Peyniriyle bir de hocasıyla meşhur. Nasreddin hocamızı da buradan saygıyla anlıyoruz. Neler alacaksınız? Vallahi daha yeni geliyoruz, yani memleket şeyi olarak dedik, yani Konya dedik. Tatlı yedik, leblebi yedik. Listeyi hanım yaptı da dolayısıyla da... Kasa olarak mı dolaşıyorsunuz? Bir çeşit öyle oluyor, bankamatik. Konya günleri pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.